Timur maiyetiyle beraber otururken adamları soruyorlar. Diyorlar ki, ey sultan, sırrınızı anlatın son zamanlarında. Hiç yenilmediniz bugüne kadar. Bunun sırrı nedir? Çünkü gerçekten de hiç savaş kaybetmemiş ender sultanlardan bir tanesi dünyada. Hiç yenilmemiş adam. Sultan olduktan sonra tabii. Şöyle diyor Timur. Ben diyor sultan olduğum ana kadar defalarca yenildim. Anlayamıyor yakınındakiler. Diyor ki kardeşlerimle, amca çocuklarıyla taht mücadelesine girdik. Ben hep kaybettim. 4-5 defa kaybettim. Son kaybımda da artık savaştık ve askerlerim dağıldı. Ben de mağlup oldum, kaçtım. Atımla birlikte ormana daldım. Onlar da peşimden geldi. Timur anlatıyor bunu. Atımı salıverdim, at gitti. Ben diyor bir taşın dibine tünedim. Üzerime böyle yaprakları falan örttüm diyor. Aradılar, taradılar, bulamadılar diyor. Gittiler. Gittiklerinden emin olmak için de bir saat kadar daha bekledim diyor. Ve o anda kendi kendime şunu düşündüm. Bu beşincidir, savaşıyorsun, başarısız oldun. Artık yeter. Kalkacaksın, gideceksin, bir köye yerleşeceksin, çiftçilik yapacaksın kardeşim. Senden sultan falan olmaz. Buna karar verdim diyor. Alacakaranlık, akşam çökmek üzere. O arada baktım diyor bir karınca. Soranlara da benim karıncadır benim mürşidim dermiş. Benim mürşidim bir karıncadır dermiş Timur. Bir karınca ağzına bir buğday tanesi almış. Yuvasına doğru geliyor. Yuvası da görüyor yuvasını Timur. Böyle bir karınca yuvası. Diyor ki dur ben seni bir imtihan edeyim. Bakayım benim kadar direncim var mı? Ben 5'tir mücadele ettim. Kaybettim ama 5 defa mücadele ettim. Getiriyor bir toprak parçasını yuvasının önüne koyuyor karınca. Karınca getiriyor buğday tanesini. Yuvasına sokamadan buğday tanesi yuvarlanıp aşağı gidiyor, peşine dönüyor. Çünkü böyle hakikaten sert bir toprak parçası, kesek deriz biz ona, koymuş onu. Birinci defa tane yuvarlanınca geri gidip karınca alıp getiriyor. İkinci defa getiriyor. Üçüncü defa getiriyor. Dördüncü defa getirince Timur diyor ki yeter. Yani benden fazla mı deneyeceksin? Karınca dinlemiyor tabii. Beşinci defa getiriyor. 15. defa getiriyor. 25. defa getiriyor. 55. defa getiriyor. 65. defa getiriyor. Timur diyor ki gözlerim fal taşı gibi açılmış karıncayı seyrediyorum. Yılma diye bir şey yok. Kaçıncı defada sokuyor yuvaya buğdayı biliyor musunuz? 66'yı deniyor ve 67. de buğdayı yuvasına sokuyor karınca. Timur diyor ki işte o anda kendi kendime dedim ki hani sen eşrefi mahlukattın? Hani sen yaratılmışların en şereflisiydin? Bir karınca kadar bile değilsin, yazıklar olsun. Ayağa kalktım, yumruklarımı sıktım ve dedim ki 68'i deneyeceğim, 69'u deneyeceğim. Bu baş gövde dolduğu sürece deneyeceğim dedim. Ve 6. da diyor tahta geçtim. Ondan sonraki ilk savaşı kazanıyor ve tahta geçiyor. İşte o gün bugündür hiç yenilmedim diyor ve bir karınca benim mürşidimdir diyor. Sabır ve kararlılığı öğretti bana. Sabır ve kararlılık yine başarının temel şartlarından birisidir. Yoksa öyle aniden hadi bir kitap okudum hayatım değişti bir anda her şeyi alt üst ettim. İçimde bir dev vardı uyandı. Bu kişisel gelişim seminerleri vardır hep böyle anlatırlar. Dev var içinizde uyandırın onu çıkın yapın falan. Öyle olmuyor sabır edeceksiniz yavaş yavaş. İnsan hayatında tecdit vardır. İnsan hayatında tecrit vardır. Ve insan hayatında ne vardır? Adım adım gelişmek vardır.